Merhabalar. Adip Anadolu Din ve İnançları Platformu tarafından Anadolu'nun çok kavimli tarihinin içinde birikmiş somut ve somut olmayan kültürel mirasını yapısal, sosyal, kültürel ve dinsel zenginlikleriyle tanımak ve bir de bu gözle bakmak amacıyla düzenlenen Kültürel Mirası Sırtlayanlar Söyleşilerimizin dördüncüsünde sanat tarihçi Sayın Hayri Fehmi Yılmaz ile söyleşeceğiz. Hayri Fehmi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Öyle... Sevgili Hayri Fehmi, nasıl gidiyor? İyi misin? Teşekkür ederim. Öncelikle böyle keyifli bir söyleşiye davet ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Biz kültürel mirası sırtlayanlar deyince birden tedirgin oldum ama o ben miyim diye. Çünkü hakikaten çok güzel bir söz, nefis bir slogan bulunmuş. Çok 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 teşekkür ederim bunu düşünen arkadaşlara. Beni de bunlardan biri kabul ettiğiniz için onun için de teşekkür ederim. Hakikaten çok ağır, hani insanı ezecek bir şey. Böyle bir şeyi sırtladığını düşünmek bir an tedirgin ediyor. Hele bizimki gibi bir coğrafyada. Ama tabii ki şanslıyız. Konuşacak çok şey var, sırtlanacak çok şey var. Galiba bir sürü çılgın insan bulmamız gerekiyor bu mirası sırtlaması için. Ben sırtladım diyemem ama elimden geldiği kadar bu coğrafyanın uygarlıklarını anlamaya, tanımaya çalışıyorum. Mümkün olursa da tanıtmak, anlatmak arzusundayım bu uygarlıkları. Çünkü gerçekten onlardan beslenirsek sanırım bize çok şey sağlayabilirler. Ama bunlardan birkaçını açık söylemek gerekiyorsa diğerlerine kayırabilirim. Çünkü hakikaten hepsine yetişebilmek mümkün değil. Benim sanat tarihindeki uzmanlık alanım Bizans. Ama Bizans'ın komşularından çok önemli bir devlet, şüphesiz Selçuklular. Ve çok ilginç ilişkileri var. Ben bir tarafıyla hep Selçuklularla da ilgilenmek istedim. Çünkü sanat tarihi eğitiminde de bizlere ağırlıklı olarak Türk sanatı da öğretiliyor, Selçuklu anlatılıyor. Çok da şanslıydım, çok kıymetli hocalardan aldım bu eğitimi. Dolayısıyla da onları dinlemek ve onlardan edindiğim verilerle Selçuklu'ya bakmak çok keyifliydi. Ben ama biraz Bizans, biraz Selçuklu tarafından bakıyorum. Özellikle ikisinin ilişkileri benim çok hoşuma gidiyor ki benim konuşmalarımı da yönlendiren çoğunlukla bu oluyor. Sevgili Hayri Fehmi Yılmaz, özellikle Türkiye'deki hemen hemen tüm turist rehberlerinin çok sevdiği bir sanat tarihçidir, çok sevdiği bir hocadır. Bütün bilgilerine donanmış durumdayız bizler. Kendisinden bir kelime ne kapabiliriz diye bakarız. Her zaman bu pek mütevazı olma, hakikaten kültürel mirası sırtlayanlardan birisin sen de. Pek çok açıdan üstelik. Çok çalışmaların var. Bildiğim kadarıyla bir envanter çalışman var Selçuklu dendiği zaman. Ve biz bugün seninle Selçuklu konuşuyoruz ama neden Selçuklu diye sorduğumuzda zaten cevabı sen de. Bakalım neler varmış. Selçuklu Devleti'ni pek iyi tanımıyoruz galiba biz aslında. Ya da okulda öğretilenle, yani ne kadar öğretildiği de zaten böyle bir vaktimiz de yok. Bize neler anlatabilirsin? Tabii çok zor aslında. Türkiye'de tarihi anlatmak en büyük sıkıntılardan biri. Öğrenmek de çok zor. Yani dünyanın bazı coğrafyaları daha şanslı. İnsanların öğrenebileceği tek katmanlı ya da birkaç katmanlı bir geçmişleri var. Dolayısıyla da o coğrafyalarda tarihi anlatmak daha kolay. İnsanların coğrafyayla bağlarını kurmak, aidiyetlerini oluşturmak, kimliklerini şekillendirmek daha kolay, anlaşılması, algılanması. Ama bizim coğrafyada bizim gençlerimiz, bizim ülkemizin insanları için bu çok karmaşık bir şey. Yani iki büyük kol takip etmek gerekiyor. Bir ülkenin en kalabalık grubu olan Türklerin
tabii ki tarihi, Türkiye'nin tarihi. Ama Türklerin tarihi Asya'nın içlerinde başlıyor. Bir okulu öğrenmek gerekiyor. Oradan buraya kadar gelen büyük macera ve bu arada bu coğrafyanın dışında kurulan Türkçe konuşan halkların devletleri ve bugünkü uygarlığı, bu coğrafyadaki uygarlığı şekillendirenler onların hepsinin bir bütünü. Ama bir de ikinci çok büyük bir güçlü kanal var bu coğrafyada. Anadolu'nun tarihi, Türklerin gelmesinden önceki tarih. Dolayısıyla da bu iki damarı da öğrenmek lazım ama o kadar güçlü ki bu coğrafya sürekli göçlerle bir sürü halk bu coğrafyaya girmiş, bu coğrafyadan gitmiş, gelmiş, birbirlerine karışmışlar. Bu süreci yani öyle kolay kolay anlamak zor. Yani bir Anadolu kronolojisini düşünsene, hani dünyanın bir başka yeriyle mukayese ettiğinde o kadar zor ki. Üstelik bir tarafıyla Mezopotamya'yı, bir tarafıyla Ege dünyasını, bir tarafıyla Balkanları, bir tarafıyla Kafkasya'yı öğrenmen gerekiyor. Dolayısıyla öyle ilginç ki Doğu Anadolu ile coğrafya Hazar Denizi'ne kadar uzanıyor. Böyle çok ilginç her şeyle ilginç bağları var ve dünyanın en güçlü uygarlıklarının şekillendiği coğrafyanın merkezinde. Dolayısıyla da gerçekten gençlerin durumu zor. Türk Dünyası Kültür Atlası diye hazırlanan bir çalışmada Türkiye Selçukluları ve beylikleri diye tanımladığımız bu ilk devir beylikleri görüyoruz. İşte Artuk oğulları, efendim Orta Anadolu'da Danişmentliler, en batıda Çaka ve Tanrı vermiş beylikleri. Yani bütün bu aşağı yukarı kesik çizgilerle gösterilen sahanın içinde müthiş bir coğrafyada etkin olan Türkmenler görülüyor. Ve bakın kentler İznik ve İzmit, İstanbul'a çok yaklaşmışlar. Anadolu yakası İstanbul'un, Selçukluların elinde gibi görünüyor. Evet, ben bundan sonrayı nasıl geçeceğim? Tabii bu beylikler, devletler aslında çok ilginçler. Onların aşağı yukarı hüküm sürdükleri tarihleri vesaire şeyleri, bunları tarih kitaplarından zaten az çok hatırlıyoruz. Ama her biri bir karizmatik lider ve onun etrafında kurulmuş devletler. Ve çok heyecan verici olan 15. yüzyıla kadar devam edenleri de var. Bazıları ise sadece 15-20 yıl sürebilmiş. O yüzden ilginç. Eski haritalara bayılıyorum ben. İşte Selçuklu Devleti'nin son işte böyle kendi 13. yüzyıl dolaylarındaki hali, modern sınırlar ve şeyler, eski sınırlar. Tabii bir süre Haçlı seferlerinin sonunda Bizans başkentini kaybetti ve İstanbul'da bir Latin krallığı oluştu. Batı Anadolu'da bir İznik Bizans krallığı vardı. Trabzon'da Trabzon krallığı vardı. Anadolu'nun geri kalanında ise işte bu gördüğümüz Selçuklu Devleti. O sırada birazcık da Çukurova civarında Kilikya Ermeni devletleri vardı. Onları unutmamak lazım. İznik çok enteresan bir kentti. Selçukluların ilk başkentiydi. Ben onu hatırlatmayı çok severim. Ve Haçlı seferlerinin ilk izleri. Haçlılar berbat bir savaş yaptılar bu coğrafyada. Kuşattıkları kente böyle müsle denir. Dışarıda yakaladıkları İzniklileri parça parça edip şehrin içine attılar. Pek sevimsiz bir hikaye ama isterse arkadaşlar kullanabilir. Selçuklular teslim etmek zorunda kaldılar şehirlerini. Ama hoş bir hatıra var. Anadolu Selçuklu tarihinin en enteresan arkeolojik verileri İznik'ten başlıyor. Çünkü beklediklerimizin çok tersi bir şey oluyor. Selçuklular İznik'te şehri teslim edip Orta Anadolu'ya doğru çekiliyorlar. Ama burada kaldıkları o 1080'li yıllardan 1097'ye kadar geçen süre içerisinde İznik kentinde yaşayan Selçuklular bu civara defnediliyorlar. Ve onlar buradan ayrılınca Bizans orduları Selçukluların mezar taşlarını alıp zarar görmüş, Haçlı kuşatmasında zarar görmüş şeylerini, surlarını restore ediyorlar. Bugün İznik surlarının bir kulesi Selçuklu mezar taşlarıyla örülmüş. Çok enteresan. Yani bütün bu coğrafyayı ziyaret edenlere göstermemiz gerekiyor. Hep Bizans mezar taşlarıyla örülmüş Selçuklu yapıları görürüz. Bu gördükleriniz ise
Selçuklu taşlarıyla, mezar taşlarıyla örülmüş bir kule. Bana çok ilginç geliyor. Arapça kitabeler ama henüz sanatçıları gelmediği için Bizanslı ustalar Selçuklular için mezar taşları yapmış. Kitabelerdeki yazıyı tanımadıkları için onlara verilen metni yazıyorlar fakat şey değiller. Alfabeyi tanımıyorlar. Harflerin karakteri çok enteresan. Antik Çağ ve Orta Çağ Yunanca Latince kitabelerindeki şu üçgen izleri gösteriyor. Yani harf karakteri Bizanslı, harfler Arapça, mezar taşları Selçukluların. Harika şeyler. Bunları bütün Anadolu'ya gelenlere göstermemiz lazım aslında ama maalesef biz bile çok terk edilmiş bir kulede duruyorlar. Sadece bir mezar taşı İznik Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Harflerin arkaikliğine bakar mısın? Ne kadar ilginç. Sağ tarafta da bir Osmanlı mezar taşı koymak istedim İznik Müzesi'nden ki hatırlayalım. Bakın bu bir Bizans mezar stiline benziyor. Hatta bir lahite benziyor. Bir Selçuklu için hazırlanmış. Çünkü Bizanslı usta bildiğini yapıyor. Selçuklu da yanında ustası olmadığı için kendisi için tasarlananını kabul etmek zorunda. Ama üzerine Arapça yazdırıyor. O da, bu mesela çok ilginç. İsfahan'dan gelen bir Selçuklu'nun mezar taşı. İsfahani diye geçiyor. Dolayısıyla bir anda çok uzak coğrafyaları birbirine bağlayabiliyor bu taşlar. Evet, aslında bir de şuna vakit azıcık kalırsa bu coğrafyanın belki en enteresan işlerinden biri Selçukluları anlamak açısından çok heyecan verici. Nüket çok vakit alıyor ama aldım ama şunu da göstermek istiyorum. Selçuklu Anadolu'su o kadar keyifli ki ve bize gerçekten çok şey anlatabilir. Malatya Hekimhan. Bu fotoğraf Bünyat Dinç'in bir fotoğrafı. Çok güzel bir Selçuklu kervansarayı, bir hekimin kervansarayı. Ama bakalım bu kitabeye ne diyeceksin? Kervansaraylar kitabından aldım kitabeyi. Kültür Bakanlığımızın yayınladığı. Bu 1212 yılında Tabip Ebu Salim bin Ebul Hasan el-Malati'nin Malatya'daki hekim hanının kitabesi. Ortası Arapça. Sol taraf Ermenice, sağ taraf Süryanice. Aynı levha üzerinde bölge halklarının üçünün dilini de koymuş. Bir Selçuklu hekimi için, bir Türk hekimi için yapılmış. Selçuklulardan Türkçe kitabeler yok ama bu o kadar ilginç bir hoşgörü ortamını gösteriyor ki. Ben şimdi bazen üzülüyorum. Değil mi? İki dilli, üç dilli bir kitabe gördüğümüzde çok kızıyoruz. Ya da ülkemize gelen mültecilerin kendi dillerinde yazdıkları kitabeler bizi çok tedirgin ediyor. 13. yüzyılda 1218'de Anadolu'da bir Selçuklu kervansarayının kitabesinde bu coğrafyanın bütün halklarının anlayabileceği metinler yazılabiliyordu. Nasılsa onlar bu civarda hepsi okusun diye bu şeyler yerleştiriliyor. Burada ne yazıyor dersen de Selçuklu Sultanı övülüyor. Yani o yüzden bana çok çok enteresan geliyor. Sultan'a övgüler. Maalesef bu kitabeler okuyamadığımız uzak şeyler olarak karşımızda duruyor. Bu da Sinop Kalesi'nin kitabesi. Bu 1214-15'te üstü Arapça, altı Rumca bir kitabe. Selçuklu kitabesi, şaka yapmıyorum. Yani Sinop Kalesi'nin tamir kitabesi. Bu modern dünya için çok sıradan bir şey ama bunların yapıldığı 13. yüzyılda dünyada batı kentlerinde böylesi şeyleri görmüyoruz. Doğuda var. Doğuda halkların hepsi kardeşçe yaşamayı bir şekilde başarıyor. Bugün ne kadar birbirimizle kavga ediyorsak da geçmişte ortak bir uygarlık yaratmayı az çok başarmışız. Savaşlar var, yok demiyorum ama şu ortak mirası hazırlamışız. Yani hiç kimse Selçuklu Sultanına Rumca da yaz demiyor. Ama o şehrin Rum halkına da hitap etmek için böyle bir şey yapıyor. Ama benim en sevdiğim Ihlara Vadisi'ndeki Kırkdamaltı Kilisesi. Hani dedim ya Selçuklu çağında bir sürü kilise inşa ediliyor. Kapadokya'yı gezenlere erken Hristiyanlar buralara sığındı diye anlatıyoruz ama Kırkdamaltı Kilisesi bir Selçuklu Kilisesi. Böyle nefis Ayayorgi'ye adanmış bir kilise ama o kilisenin
bir sahnesi çok etkileyici. Hemen şu karşıda aslına bakarsanız şurada güzel bir sahne var. Bir sunu sahnesi. Aya Yorgi'nin etrafında. Bakın şurada sol tarafta Emir Basileus, bir Selçuklu emiri. Sağdaki fotoğrafta onun detayı. Ortada Aya Yorgi. Aya Yorgi'nin sağında bize göre Azize, Tamara, Emir Basileus'un eşi. Tamara da sanki bir Gürcü ismi gibi ama Basileus bir Rum, eşi galiba bir Gürcü. Ama ikisi birden Aya Yorgi'ye bir kilise hazırlamışlar. Basileus bir Selçuklu emiri gibi görünüyor. Ve pekala başında sarığıyla, sırtında Selçuklu kostümleriyle bu beyefendiyi Kırklareli Kilisesi'nde görebiliyoruz. Kitabenin üzerinde çok güzel bir kitabe var. Bana çok hoş geliyor. Böyle çok hoş, işte Lady Tamara, hanımefendi Tamara'nın bağışladığı bir şey. Aya Yorgi'ye adanmış bir emirin, Büyük Selçuklu Sultanı'nın zamanında ama aynı zamanda Bizans İmparatoru, Selçuklu Sultanı Mesut'la Bizans İmparatoru Andronikos'un isimleri geçiyor. Sanki bunları daha çok gösterirsek biz Anadolu halklarının kardeşliğini ve komşu halkların, bütün bu coğrafyada yaşayan insanların nasıl ortak bir mirasa sahip olduğunu didişmektense, yani hakikaten hepimizin vazifesi galiba bu, didişmek yerine bunun içinde uğraşmalıyız. Tamam, herkes milliyetçi de olsun, ona da bir şey demiyorum ama ne olur şu geçmişi çok geliştirmeyelim. Aynı şekilde 7 asır önce nasıl başardıysak yine başarabiliriz gibi geliyor. Bir örnek de Konya'dandır. Konya'da Ak Manastır. Ak Manastır çok hoş. En parlak çağını 13. yüzyılda yaşamış Aziz Hariton Manastırı. Bu manastırın eski bir fotoğrafı bu. Bugün kısmen harap olmuş bir askeri bölgenin içinde. Fotoğraflar Gertrude Bell arşivinden. Orada çok güzel bir kitabe görülmüş. Maalesef bugün mevcut değil ama bu manastırın içinde bir Selçuklu mescidi varmış. Çok enteresan değil mi? Hristiyanlar için bir manastır. Konya'nın meşhur evliyası Mevlana burayı ziyaret ettiği için Müslümanlar da ziyaret etmeye başlamışlar. Gele gide o kadar çok kalabalık Müslüman ziyaretçisi de olmuş ki bu manastırın içine bir mescit inşa edilmiş. Ve o mescide Selçuklular vakıflar bağışlamışlar. Selçuklu çağının eserlerinden biri bu. Yalnız bir batılıyı anlatmak zor. İçinde mescit olan bir manastır. Yani çok ilginç. Ve bir de kitabe var ama kitabeye bakar mısınız? Mağara Meryem'ine, Maria Spilotissa'ya adanmış bu muhteşem tapınak. Bizans İmparatoru Andronikos'un hükümdarlığı zamanında Patrik Gregorius'un hizmet ettiği yıllarda tamir ettirdi, güzelleştirildi ve Keykavusoğlu Efendimiz Büyük Sultan Mesut bu yıllarda saltanat sürüyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir Konya yanında bir manastır Bizans İmparatoru'nun, İstanbul Patriği'nin ve Selçuklu Sultanı'nın adı geçiyor ve yaptıranlar. Çok enteresandır. Bu manastırda bir de çok güzel böyle kayalara oyulmuş kilise hala duruyor. Şapeller duruyor. Bir de güzel mezar taşı var. Bizans'a sığınan bir, Bizans'tan Selçuklulara sığınan bir prensin son hatırası. Bir Selçuklu mezar taşı. Ioannis Komnenos'un oğlu Arslanes yahut Emir Lanes, neyse işte isim biraz tartışmalı okunuyor. Ama 1297'den bir Selçuklu hizmetinde Bizans prensinin mezar taşı Ak Manastır'a gömülmüş. Bugün Konya Müzesi'nde korunuyor. Selçuklu mezarları da bunlar. Bunlara benzetmiş kendi mezarını. Manastır'da ama Selçuklu tarzı bir manastır şeyde yaşıyor. Tabii Konya müthiş bir şehir. Onun içerisinde çok güzel sarayları var, müthiş şeyleri var. Bir de Konya surlarını gösterip ben bunu bitireyim. Selçukluların bu hatırası çok enteresan. Konya'yı surlarla çevirmişler. Alaaddin Keykubat'ın işi. Muhteşem bir duvarla, şehirleri surla bezemek çok şık diyor. Bir kentin ziynetidir surlar. Ve Konya'yı bundan alıkoymayın ve surlara bakar mısınız? Bu bir Herküles yani. Çıplak bir erkek heykeli bir konsolun üstünde, bir surda olmaması gereken bir şey. Ama sanırım bu surlar sanılanın aksine, şöyle bir bakarsak Leon Laborde'un çizimleri bunlar. Fondalar var bir sürü. Şurada mezar stelleri var açık açık. Burada kocaman bir kartal var.
Yani bu surları görebilseydik çok hoş olurdu ama 19. yüzyılda ne yazık ki ortadan kalkmış. Laborun çizimleri bize çok şey katıyor. Eski birkaç fotoğrafta onları görebiliyoruz ama ne yazık ki kalkmış ortadan. Bu meşhur pazar kapısı, iki tane meleğin arasında. Bu da yok. Ama çok şanslıyız. İnce Minareli Medrese'de onları saklamışlar. Baksanıza böyle neredeyse Çin'in batısından bize doğru uçup gelmiş iki melek. Hala uçuşuyorlar. İşte uzun iki saçları var. Başlarında ilginç üç dilimli saçları var. Ayakları, hareketleri bize çok şey anlatıyor. Selçukluların çift başlı kartalı. Ah, uygarlıklar aşan bir şey bu. Kimindir, sizin mi, bizim mi diye kavga etmek bize düşüyor. Ama Selçukluların başkentinde surları bu kale bu suçluyor. Ve bakın böyle hayvanlar, harpiler, filler, ejderhalar, kartallar. Bu bir harpi değil mi? Yani kuş gövdeli, kadın başlı bir efsanevi yaratık Selçuklu surlarını süslüyor. Ve Konyalılar bu harpiyi hem yapıyorlar hem bakıyorlar. Ama en hoşu Selçuklular gibi bunların hepsi yuvarlak bir surat ve hafif çekik gözlere sahipler. Ve çok enteresan şeyler var. Balıklar, atlar, kanatlı atlar. Bu hemen ona Pegasus deme, bu galiba tulpar. Türklerin kanatlı atı. Çok hızlı, kanatlı gibi koşan bir at. Ya da Sufu. İslam peygamberini miraca çıkaran at bilmiyoruz ya da işte efsanevi yaratık ve ejderler, ama bunlar batının kavgacı kötü ejderleri değil, bunlar Asya'nın iyi ejderleri. Selçuklularla birlikte efendi efendi ak ejderler buraya gelmişler, onlar savaşmıyorlar, kötü değiller ve böyle çok ilginç bir herhalde dünyayı kozmosu falan tanımlayan bir şeyin etrafında çift ejder onu tamamen çevreliyor. Selçukluları anlamaya çalışmak çok keyifli olabilir. Onların muhteşem bir camii var. Osmanlılardan farklı, hepsi bu Alaaddin, Konya'daki Alaaddin Tepesi'nde bir kümbete gömülüyorlar. Öndünde saray var. Hemen yanında bir medreseleri var, Karatay Medresesi. Böyle bazı yapılar bu tepenin etrafında. Önünde saray, arkasında cami. Şurada görülen kümbette de Selçuklu sultanlarının neredeyse hepsi yatıyor. Çoğu burada, Konya'da ve tek bir yapıda yatıyor. Hani her Osmanlı padişahı bir türbeye gömülür. Selçukluların ise hepsi kümbethane denilen Konya'daki bu Sultan Kılıç Arslan kümbetine gömülmüşler yan yana. Daha doğrusu altındaki cenazeliğe bırakılmışlar. Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir restorasyonla oradaki mumyalar restore edildiler. Anadolu tarihi için çok önemli bir nokta burası. Şöyle hızla sarayı göstereyim. Eskiden böyleymiş, bir sürü talihsizlikle yıkılmış. Bu muhteşem saray muhteşem çinilerle süslüydü. Bugün Çinili Köşk'te, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde, Karatay Medresesi'nde bir dizi örnek var. Böyle rengarenk ve bol figürlü çinilerle süslenmiş. Son restorasyonda böyle ilginç bir uygulama yapıldı. Modern, çok değişik bir uygulama. Köşkün yıkılan kısımları modern bir şemsiye gibi yapıldı. Beğenmediyseniz hiç sakıncası yok. Çünkü bunların hepsi rahatlıkla alınabilir. Yani güzel olmamış diyorsanız, bu alttaki arkeolojik kalıntıyı korumak için yapılmış bir üst örtüyü hatırlatacak bir canlandırma denemesi. Modern malzeme zaten sizin onun modern olduğunu anlamanızı istiyor. O yüzden bu kadar gözünüze sokulacak şekilde modern yapılmış. Ben beğendim. Çok hoş bir uygulama. Eğer beğenmediyseniz hiç üzülmeyin. Bu tür uygulamalar çok başarılı. Çünkü istenildiği zaman bunun tamamını kaldırabiliyoruz. Yani bu tür restorasyonlarda zaten bu birinci prensip. Eğer kaynaklara dayalı olarak bir çalışma yaptıysanız ve yaptığınız müdahalenin geri dönüşümü varsa kesinlikle doğru. Çünkü o zaman yanlışsa gelecekte düzeltilebilir. Kalıcı bir zarar vermiyor yapıya. O yüzden ben bunu pek beğeniyorum. Biraz çarpıcı, bizi düşünmeye sevk ediyor. Bu da Kubadabat Sarayı. Selçukluların sarayları da İslam saraylarında hep gördüğümüz bol figürlü atlar, yuvarlak suratlı, çekik gözlü arslanlar, kaplanlar ve
yine kadın başlı kuş gövdeli efsanevi yaratıklarla dolu. Zor. Bunların içinde Selçuklular aslında tam böyle dönüm noktalarından biri. Bütün bu coğrafyayı modern dünyaya, modern günümüze bağlayan en önemli halklardan, uygarlıklardan biri Selçuklular. Çünkü maalesef dünya tarihinde çok az yer buluyor. Fakat dünya tarihinin en önemli olaylarından biri. Asya'nın içinden bir kavim batıya doğru göç ediyor. Önce İran ve Azerbaycan coğrafyalarında, sonra Anadolu coğrafyasında çok güçlü bir varlık gösteriyor ki hem geldiği bölgelerin yerleşik kültürlerini hem geldiği coğrafyanın kuzeyindeki o müthiş bozkır coğrafyasının göçebe geleneklerini bu coğrafyaya taşıyor ve bu coğrafyadaki birçok halkın mirasçısı olarak modern dünyaya kadar bu coğrafyada varlığını devam ettiriyor. Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri Selçukluların batıya göçü. Bu açıdan baktığımızda hakikaten çok konuşulması, düşünülmesi gereken bir şey. Bu coğrafyaya geldiklerinde bir tarafta Helenler ve onların aslında Helenleşmiş Roma İmparatorluğu Bizans, bir tarafta Mezopotamya'nın halkları, Süryaniler, Ermeniler, Gürcüler bu coğrafyada. Anadolu'nun daha eski halkları belki vardı, bilmiyoruz. Ve tabii ki Avrupalılar, Araplar, Kürtler, aklımıza gelecek bütün halklar. Onlar da müthiş bir etkileşim içerisine giriyor ve bu coğrafyada müthiş bir süreç başlıyor Selçuklularla birlikte. Aslında onlar hem bu coğrafyaya bir sürü yeni şeyi getiriyor, hem bu coğrafyanın malzemesini de çok ilginç özümseyip kendilerine mal etmeyi başarıyor. Fakat çok güçlü bir halk aslında, çok onları tanımıyoruz. Bir kere dilleri çok güçlü, öyle değil mi? Yani bu geldikleri coğrafyada Arapça, yani Sami dilleri olağanüstü güçlü. Çok güçlü bir dil Farsça, İran diliyle, kültürüyle bu coğrafyada çok ağır bir unsur. Tabii Bizans, hani bir tarafıyla Roma, bir tarafıyla Yunan uygarlığının lisanını yaşayan, kullanan uygarlığının mirasçısı bu iki büyüğün. Mirasçısı Bizans dediğimiz devlet. Hakikaten bunların arasında dilleriyle ve kendi kültürleriyle müthiş bir uygarlık yaratmayı başarıyorlar. Bu beni hep etkiledi. Bu coğrafyaya neden geldiklerini anlamak zor. Bazı modern araştırmacılar onların Hazar Denizi'nin doğusunda toplandığını, Türkçe konuşan halkların, Oğuz kolunun, yavaş yavaş İslamlaştıktan sonra batıya doğru göç etmeye başladıklarını, hatta kendilerine yeni bir yurt aradıklarını, o yüzden geldiklerini söylüyor ama galiba ekseriyetle göçebe olan bu halklar daha doğularında bulunan bir takım halklar tarafından sıkıştırıldılar ve onlar da güneye doğru göç etmek zorunda kaldı. Ama bir süre sonra İran coğrafyası onlara yeterli hale gelmedi. Fakat Anadolu'nun doğu ve Orta Anadolu bölgeleri, özellikle bozkır, bu halkların yaşaması için çok elverişliydi. Orta Asya'daki yurtlarıyla paralel birçok özelliğe sahipti. Onlar da bu bölgeye göç ettiler. Ve bu coğrafyada ilginç bir devlet oluştu. Biz onu yine modern dönemde Anadolu Selçukluları diye isimlendiriyoruz. Türkiye Selçukluları da diyoruz ama onlar kendilerini Rum Selçukluları, yani Roma'nın Selçukluları demeyi tercih ediyordu. Çünkü bizim bugünkü ülkemizin sınırlarını Rum diyarı diye tanımlıyordu. Hem Araplar, hem İranlılar, hem Türkler. Çok ilginç. Onlar Rum Selçukluları olarak şekillendiler. Anladığımız kadarıyla 11. yüzyıldan itibaren bu coğrafyaya girdiler. Ama sandığımızın aksine öyle 1071'de değil, ondan önce de bu coğrafyada vardılar ve bu bölgede özellikle yaylalara geldiler. Onların ilk göçleri yazılı kaynaklarda galiba çok bahsedilmedi. Çünkü onlar kentlerden çok kırsal alana, özellikle de aslında kırsalda da yaylaların olduğu bölgelere ilgi duyuyorlardı. Dolayısıyla da yazılı kültürlere uzak kaldılar. Ama son yıllarda Türkiye'de yapılan kazılarda çok ilginç veriler ortaya çıktı. Akarçay Höyük'te yahut Olus Höyük'te, ki bizim arkeologlarımız artık çok sistemli ve çok geniş perspektifli kazılar yapabiliyorlar. Aslında bambaşka dönemleri kazan hocalarımız
bize Selçuklularla ilgili inanılmaz veriler ortaya koydular. Mesela Ulusoyuk'ta böyle bir Türkmen mezarlığı ortaya çıktı ki belki de bu Anadolu'daki en erken Selçuklu izlerinden biri. Yani Malazgirt Savaşı'ndan çok önce bu bölgeye gelmişler, yerleşmişler ve hatta ölülerini buraya gömmeye başlamışlar. Bayağı göçebelerle bağlantılı bir takım definlerle karşılaşıldı. Ve sonra tabii çok büyük bir kırılma noktası Malazgirt Savaşı'ndan sonra bölgeye çok kalabalık Türkmen grupları göç etti. Bunların bazıları kendi karizmatik liderlerinin etrafında şekillendiler ve bu coğrafyada bir takım devletler kurdular. Bunları biz beylikler diye anmayı tercih ediyoruz ve işte bunlar Anadolu'nun her değişik bölgesinde, bazıları çok kısa ömürlü, bir ya da iki yöneticisini biliyoruz. Bazıları birkaç asır devam edecek büyük devletlere dönüşen birçok beylik kuruldu. Bunlara beylik demek adet ama hakikaten tam haliyle devlettir bunlar. İşte Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler en büyüklerinden biriydi. Bilmaç oğulları, belki Batı Anadolu'da çok ilginç Çaka ve Tanrı vermiş beylikleri. Bunlar bir anda Anadolu'da hızla geliştiler ve ilginçtir Malazgirt Savaşı'ndan hemen sonra Anadolu'nun batı kıyılarına kadar ulaşmayı başardılar. Bu süreç bana çok ilginç geliyor. Onların bu batıya doğru hızlı ilerleyişi bir anda Anadolu coğrafyasının da ele geçirilmesini sağladı ki aslında doğudan gelen halklar Bizans'ın bu coğrafyasını ele geçirebilmek için çok uğraştılar. Hem İranlılar hem Araplar uzun seferler düzenlediler, büyük savaşlar verdiler ama bu coğrafyada kalıcı olamadılar. Ama Selçuklular enteresan bir şekilde çok hızla bütün Anadolu coğrafyasını çok kısa bir sürede ele geçirmeyi başardılar. Bu dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir ve bir sürü başka olayı da tetikledi. Sanki bu coğrafyada sıkışan Bizans, onların sıkıştırdığı Bizans, batıdaki kardeşlerini kurtuluş için kendi coğrafyasına davet etmeye çalıştı. Tam umut ettiği, hayal ettiği gibi olmadı ama Haçlı seferleri başladı bu süreç içerisinde. Düşünürsen hakikaten Selçuklular 1080'li yıllarda İznik'te bir başkente sahip oldular. En batıda Bitinya'nın başkenti olan İznik'i başkentleri ilan ettiler. Ve bu coğrafyaya yerleştiler. Hemen arkasından batıdan Haçlı seferleri başladı. Ve onlar Haçlılar Selçukluları çok şaşırttı ama Bizanslıları da çok şaşırdı. Bu coğrafya halklarının hepsi onlara hayretle baktılar. Çünkü bu coğrafyada az çok ötekiyle yaşamayı bir şekilde kabullenmişti bu coğrafya halkları. Ve birbirleriyle sürekli bir etkileşim içerisindeydi. Ama batıdan gelenler onlara hem çok kaba hem de birçok açıdan hoşgörüsüz göründüler. Bunun neticesinde bu coğrafyada çok ilginç bir süreç başladı Haçlı seferlerinin doğurduğu. Bu Selçukluların devletinin, bu Anadolu coğrafyasında Selçukluların kurduğu devletin sekteye uğramasına neden oldu. Batı kıyılarından biraz uzaklaştı ama varlığını devam ettirdi. Haçlıların bu coğrafyada ilk ele geçirdiği kent İznik kenti oldu. Ama çok ilginçtir bakın yani biz bazen modern tarihi okurken çok farklı okuyoruz. Yani inançlarımız, etnik kimliklerimiz bizim geçmişe bakışımızı belirliyor. Ama Haçlı seferlerinin bu sürecinde bana İznik kuşatması işte 1097 filandır bu 1096-1097'de çok ilginç geliyor. Selçuklular bu kenti yeni fethetmişler. 10-15 senedir oradalar. Ve şehir nüfusunun mühim bir kısmını Hristiyanlar oluşturuyor. Fakat batıdan gelen büyük bir Hristiyan ordu bu kenti kuşatıyor. Kentin Hristiyanları Müslüman Selçuklularla birlikte kenti kuşatanlara karşı kentlerini savunmaya çalışıyorlar. Teslim olmuyorlar. Bu bana çok enteresan geliyor. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan halk kendilerini yöneten o küçük azınlıkla birlikte kentlerini korumaya çalışıyor. Selçuklulardan ok kullanmayı öğrenmişler. Karşıdan gelenlere ok atıyorlar. Ama bu arada
Hemen şunu da hatırlatayım. Sanılanın aksine Selçuklulardan birçok insan Batı'ya da geçiyor, Bizans'a da geçiyor. O kadar çok Selçuklu Batı'ya geçiyor ki onlardan bir grup Türkopol diye anılıyor. Türk askerleri, Selçuklu kökenliler ama çoğunlukla bir kısmı da Balkanlardan gelen Türkçe konuşan halklar. Bunlar Bizans ordusunda ve ilk kez onlardan bu 1097'deki savaşta bahsediliyor. Selçuklulardan mürtet olup Bizans'a sığınan ya da olmadan sığınan, yani hala Müslüman bilmiyoruz, Bizans hizmetinde savaşanlar dışarıda Haçlılarla birlikte Bizans ordusunun yanında, içeride de bir grup Hristiyan ve bir grup Müslüman. Hani değil mi, tam alıştığımız, beklediğimiz o dinler savaşı filan gibi şeylere tam karşılık gelmiyor olabilir. Ama neticede İznik düşüyor, işte Bizans'a teslim ediliyor. Selçuklular daha geriye çekiliyorlar. Konya'da varlıklarını devam ettiriyorlar. Aşağı yukarı işte 1071'den itibaren Selçuklu Devleti'nin kurulduğu düşünülüyor. 1071, 73, 75 gibi bir sürü tarih öneriliyor. Fakat neticede artık bu 11. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu'da Selçuklular var. Ve onlarla birlikte birçok Türkmen emirliği de var. Bunlar bu coğrafyanın artık yerli halklarıyla ortaklaşa yaşamayı başarıyorlar ve artık onlar da coğrafyanın kısa sürede ayrılmaz bir parçası haline geliyorlar. Ben böyle hızla devam ediyorum ama nasıl yapalım? Edeyim mi yoksa gayet ararız? Güzel, gayet güzel gidiyorsun. Montaj masası o işleri halleder. Sen devam et. Şu anda Eyvallah. Seni kesmek istemiyorum. Eyvallah. Peki bu tabii uygarlık aslında birçok küçük devletin oluşturduğu ortam hakikaten çok ilginç. 13. yüzyıla kadar az çok bu coğrafyada toparlanıyor ve etraftaki daha küçük beylik devletlerin varlığına son veriyor. Bu arada Bizans toparlanıyor, o da bazı devletleri ele geçiriyor. Coğrafya çok hareketli fakat sürekli birbirlerine gelip gidiyorlar. Selçuklularda bir prens rahatsız olursa, iktidar savaşında kaybederse Bizans'a sığınıyor. Bizans'tan biri bunu kaybederse Selçuklu'ya sığınıyor. Hiç şüphesiz aralarında büyük savaşlar var. Birbirleriyle rekabet halindeler, mücadele halindeler. Birbirlerinin düşmanı gibi ara ara görünüyorlar ama sık sık da müttefik oluyorlar. Sanılanın aksine. Ama çok ilginç. Bazen danışmentlere kadar karşı Selçuklular ve Bizans bir araya geliyor. Bazen Danişmentliler ve Selçuklular bir araya gelip Haçlılara saldırıyor. Yani kimin ne zaman nasıl bir araya geldiğini takip etmek öyle çok kolay değil. Saflar çok net belirlenmemiş. Ama oldukça sıkıntılı. Ama şunu da unutmayın. Avrupa'nın içerisinden binlerce insan Anadolu'nun içlerine geliyor. Birkaç Haçlı seferi Anadolu'dan geçiyor. Bunlar müthiş bir değişme. Buraya bir sürü şeyin gelmesini sağlıyor, buradan bir sürü şeyin gitmesini sağlıyor. Böyle gelenler ve gidenler var. Tabii bu arada 13. yüzyıla doğru doğudan yeni bir tehlike başlıyor. Onlar bu sefer Moğollar bu coğrafyaya doğru hareket ediyorlar. Ama Moğolların coğrafyaya hareketi doğudan bir sürü insanın batıya göç etmesine neden oluyor. Ve neticede bu coğrafyada müthiş bir heyecan ve hareket başlıyor yeniden. Önce Moğolların önünden kaçanlar geliyor. En sonunda Moğollar da geliyor. 13. yüzyılın ortalarında 1243'te artık Asya'nın içlerinde başlayan bir ikinci büyük imparatorluk yeniden bu coğrafyanın bir parçası oluyor. Ve bu sefer Selçuklular Moğollara tabi bir devlete dönüşüyor. Fakat varlığını devam ettiriyor. Çok ilginçtir. Anadolu'nun en parlak çağlarından biri yaşanıyor. Siyasi açıdan çok sıkıntılı, askeri açıdan sıkıntılı ama muhteşem binalar inşa ediliyor. Olağanüstü insanlar yetişiyor. Ve hakikaten bugünkü Türkiye'yi de şekillendiren bir sürü şey yüzyıllarda beliri veriyor. Ama Selçuklu ülkesi çok ilginçtir. Hep bir şefkat ve merhamet ülkesi olarak hatırlanıyor. Halklar... Evet, hiç şüphesiz savaşlar var, mücadele var, yobazlık var. İşte her iki tarafta birbirlerine karşı gayet kaba ve kötü olanları var ama bu arada inanılmaz etkileşim var ve
çok enteresan insanlar Selçuklu coğrafyasında şekilleniyor. Bugün Türkiye halkının kültüründe çok özel yere sahip olan bir sürü şey tam bu yüzyıllarda ortaya çıkıyor. Düşünürsen batıdan, mesela çok batıdan, Endülüs'ten müthiş bir isim geliyor. İbnül Arabi. Düşünsenize bugün bile Anadolu'da tasavvuf deyince ne kadar önemli bir isim. Böyle en batıdan, Endülüs'ten o geliyor. En doğudansa Mevlana ve ailesi Moğolların baskısıyla bu coğrafyaya geliyor. Afganistan'dan, bugünkü modern Afganistan'dan. Ben bazı restorasyonlarda danışmanlık yapıyorum. Böyle bir restorasyon şantiyesini ziyaret ettiğimde çok etkilenmiştim. Bizim coğrafyamız harika bir coğrafya. Bir modern binanın, bir aslında Osmanlı'nın sonundan bir işhanının restorasyonunda çok enteresan. Temellerde Bizans kalıntıları çıkmış. Orada arkeoloji müzesi kontrolünde bir kazı yapılıyor. Çalışan ustalar ama yani bir tarafıyla tanıdık, bir tarafıyla uzak bir dil konuşuyorlar. Ben nerelisiniz diye sordum. Aklıma acaba Kürtler mi diye geldi, Zazalar mı, Kürtler mi, hani anlamaya çalışacağım. Onlar güldüler, biz dediler Afganız. Tacikiz ama Afganistan'dan geldik. Hani Afganistan'ın Tacik bölgelerinden geldik. Bazıları Özbek, bazıları Tacik. Ama en eğlencelisi, onlar da güldüler. Bizim çok neresinden dedim Afganistan'ın. Bizim dediler çok meşhur bir hemşehrimiz Türkiye'ye geldi. Belki tanırsın. Ki nereden dedim? Belh'ten dediler. Belh kentinden, Mevlana'nın kentinden gelmişler. Şimdi o kadar eğlenceli ki bizim coğrafyamız. Biz de bugün güncel hayhuyun içerisinde bazı şeylerin çok farkında değiliz ama düşünsenize hakikaten yine Belh'ten birileri gelmiş bizim coğrafyamıza ve bir kazı yapılıyor. İstanbul'da Osmanlı'nın sonlarında inşa edilmiş bir işhanının restorasyonunda çıkan Bizans kalıntılarını kazan Afganlı çalışanlar. Bayıldım ben. Yani çok keyifliydi. Bir de kendilerini tanımlarken bizim hatırladığımız bir hemşehrilerini, Mevlana'yı hatırlatıyorlar. Mevlana Celaleddin'i Rumi. Düşünsenize biri Afganistan'dan, biri İspanya'dan, bugünkü İspanya'dan geliyorlar ve her ikisi de Selçuklu kentinde, coğrafyasında kendilerine yer bulabiliyorlar. Nasıl bir kültür ortamı var, inanılmaz. Bir tarafta yine şöyle bir düşünün, bugünkü Anadolu'yu çok şekillendiren en önemli isimlerden biri Hacı Bektaş Veli. Yine Selçuklu kültür coğrafyasından çıkmış bir isim. Sonuna doğru Selçukluların bittiği çağın devamında da şey yapar. Yunus Emre, yani bugün Türkiye'de herkes, şimdi bu isimleri düşünsenize bizim bu coğrafyanın kimliğini oluşturan isimler bunlar. Yani Mevlana Celaleddin'i, Rumi, Hacı Bektaş'ı, Veli, Yunus Emre, İbnül Arabi. Yani böyle isimler söylenince hepsi aynı çağda, ne kadar etkileyici bir dünya imiş. İnsan çok merak ediyor bir taraftan. Ve tabii şunu da unutmamak lazım. Nasreddin Hoca, yani değil mi? O da 13. yüzyıl Akşehirli yahut Sivrihisarlı. Bunların hepsi de bu coğrafyanın anonim isimlerine dönüşüyor. Ve hatta bütün bu coğrafyalara yayılıyor. Yani bütün komşu halkları da etkiliyor. Nasreddin Hoca da komşu halklarda da karşımıza çıkıyor. Molla Nasreddin olarak Uygur coğrafyasına, Çin'e kadar gidiyor. Özbeklere, Uygurlara kadar. Yahut şeyler, düşün Hacı Bektaş'ın öğretisine benzer inançları yaşayanlar bir tarafta Balkanlara, bir tarafta Afganistan'a kadar gene bu coğrafyaya savruluyorlar, dağılıyorlar. Yani hakikaten Selçuklular arkalarında çok derin izler bırakmayı başaran bir halk ve bugün ülkemizi hani kısacık ömürlerinde bu coğrafyayı çok şekillendiriyorlar ve hepimize belki örnek olacak şeyler, ışıklar, kişiler geliştirebiliyorlar. Hatta bazen kendi içlerinde bu hoşgörüden rahatsız olanlar bile var. Hani İbnül Arabi için derler ki artık kızmıştı Selçuklu sultanlarının her çeşit inancı fazlasıyla hürmet etmesinden, biraz da sitem ederek Anadolu'yu terk etti, Suriye'ye gitmişti. Orada vefat etti biliyorsunuz, Suriye'nin kuzeyinde. Hani hakikaten bunu ilginç buluyorum. Ben bir Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri isimli bir projede görev almıştım. Bir sivil toplum örgütünün projesi. Hem bir grup arkadaşımla birlikte onu müthiş bir
çalışma halinde hazırladık. Selçukluların yapılarını ve Selçuklu uygarlığını tanıtmayı hedefledik. Çok güzel bir web sitesi hazırladık. Bunu paylaşmaya çalıştık ama bizim sivil toplum örgütlerimiz malum biliyorsun yani yöneticiler değişince eski yöneticinin bütün hatıralarını silmek için mücadele edilir. Maalesef ben de projemden atıldım ama hala çok büyük keyifle hatırlıyorum Anadolu Selçuklu yapı envanterini. Biz bunu hazırlarken bu uygarlığı da epey tanıma şansını elde ettik ve Selçuklularla ilgili birçok ilginç hikaye bulduk. Özellikle kaynaklarda geçen sloganlara baktık. Selçuklular için ne demişler? Dönem kaynakları. Baktık ki mesela Orta Çağ İslam kaynakları ülkeleri tanımlamayı seviyorlar. Mesela Suriye bir kudret ve ihtişam ülkesi. Mısır zenginlik ülkesi. Irak aynı şekilde zenginlik ve güç simgesi. Selçuklu'yu, Rum Selçuklularının memleketini ise merhamet ülkesi olarak tanımlıyorlar. Bu bana harika gelmişti. Orta Çağ kaynaklarından bize kalan ve açıkçası modern insanı zaman zaman hoşuna da giden bir uygarlık Selçuklular. Bir yönüyle Müslümanlar hiç şüphesiz ama Hristiyanlar çok huzur içinde bu ülkede yaşıyor. Azımsanmayacak sayıda kilise inşa ediliyor. Hatta Kapadokya'daki kiliselerin birçoğu açık konuşmak gerekiyorsa Selçuklu çağının hatırası. Tolga Uyar isimli çok kıymetli bir hocamız var. O mesela bunları çalışmış Fransa'da. Orta 13. yüzyıl Kapadokya manastırlarını. Bunlar Selçuklu ülkesinin kiliseleri aslında. Bir çalışılsa çok ilgi çekebilir. Ve kaynaklar bize çok ilginç şeyler anlatıyor. Malatya'nın Süryani Patriği'nin Selçuklu Sultanı'nı büyük bir hoşgörüyle karşıladığını, Sultan Malatya'ya yaklaştığında Patriğin beraberindekilerle birlikte haçlı sancaklarla dışarı çıktığını, hatta bazı ulemanın bundan rahatsız olduğunu söylüyorlar ama Sultan ses çıkarmıyor. Çünkü Patrik Sultan'ın Bizans'la yaptığı mücadelelerde muzafferiyeti için dua da ediyor. Yani hakikaten çok karışık işler galiba. Allah'tan öğrencilere böyle bir tarih anlatmıyoruz. İyice kafaları karışacak ama hani bizim öğrenmeye çalıştığımız modern kimliklerimizi çok belirleyen sınırlar Selçuklu dünyasında galiba çok fazla yok. Hiç şüphesiz bazı sınırlar var ama insanlar daha çok kendilerini etnik kimlikleriyle ya da inançlarıyla net bir şekilde tanımlamıyorlar. Aynı coğrafyayı, ortak coğrafyayı paylaşmanın getirdiği farklı bir bilince de sahipler sanırım. Hiç şüphesiz ama dediğim gibi hiçbir şey pırıl pırıl, her şey harika değildir. Bir sürü kavga, dövüş, kargaşa da var. Onlar da zaten bütün siyasi tarih okuyanlar onları okuyor. Ben tekrar onlardan bahsetmiyorum ama Selçuklular 1308'e kadar bu coğrafyada varlıklarını devam ettiriyorlar. Son Selçuklu Sultanı 1308'de bitiyor. Dolayısıyla da İşte aşağı yukarı 1074-1075'ten başlatalım. 1308'e kadar devam eden bir devlet. Ama Selçukluların Anadolu'da kuruluşu sırasında bir sürü yerel beylikler var birçok bölgede. Selçukluların dağıldığı asırda da yine bu coğrafyada yerel bir sürü devlet ortaya çıkıyor. Hepsi birden Anadolu'nun bu bölgelerinde, Türkiye topraklarında çoğu Türkmenler tarafından kurulmuş. Ama hiç şüphesiz yerli halkların desteği ve işbirliğiyle oluşmuş 50 kadar devlet var. Bu çok enteresan bir şey. Bunların içerisinden Osmanlılar zaman içerisinde sivrildiler ve bir süre sonra 16. yüzyıla doğru bütün o diğer devletleri kendi bünyeleri altında birleştirmeyi başardılar. Böylelikle Selçukluların öncesinde bir beylikler devri, sonrasında bir beylikler devri var. Ama biz modern tarihi anlatırken nedense iki şeyi seviyoruz. Türk tarihini Asya'nın içinde Hunlardan alıyoruz. Modern cumhuriyetimize kadar getirirken Anadolu topraklarında Selçukluları ve Osmanlıları seviyoruz. Bu ikisini iki devlet olarak arka arkaya birbirinin devamcısı, tabii sonuncusu da Türkiye Cumhuriyeti oluyor. Öbürlerini de böyle yaramaz kardeşler gibi hatırlıyoruz. Hani yapmasalar iyi olurdu ama aslında bölgesel o alanların
ele geçirilmesi, o bölgelerde Türkmenlerin yerleşmesi, o bölge halklarıyla ilişkiler açısından onlar hiç şüphesiz çok önemli devletler ve devletler, yani sikke darp ediyorlar, hükümdarları adlarına hutbe okutuyor. Bir sürü ilişkileri var, komşu devletlerle anlaşmalar imzalıyorlar. Dolayısıyla da onları da bir devlet olarak görmek mümkün. Ben açıkçası özellikle mesela sanatlarında bu yerel izleri çok görüyorum. Mesela Mingücekliler, ki bu devletlerin en küçüklerinden biri, ama Divri'de düşünebiliyor musun, muhteşem şeyler yaratıyor. Yani Divri Ulu Camii ve Şifahanesi neredeyse benzersiz. Selçuklu Çağı'nın bu yaratıcı gücü bana çok enteresan geliyor. Yani çok çok etkileyici. Biraz onlara bakmak çok keyifli olabilir. Ama Mengüceklilerin bu hayal edilemez güzellikteki yapısı, taç kapısındaki tasarım ne Selçuklularda var, ne bu coğrafyanın daha eski halklarında var. Ermenilerde, Gürcülerde, Bizans'ta var. Ne geldikleri coğrafya İran'da var, ne Kafkasya'da var. Yani çok enteresan. Bir sürü etki, yani tek tek unsurları oraya buraya bağlayabiliriz ama bütününü bağlayabileceğimiz bir yer yok. Böyle muhteşem bir sanatçı grubu ya da bir sanatçı, tasarımcı ve onlara inanan bir lider var. Yani o da kolay değil. Böyle hiçbir yerde olmayan bambaşka bir şeyi sipariş etmek öyle kolay değil. Bugün Anadolu'nun başyapıtlarından biri Anadolu coğrafyasının. Ama Konya'nın, Kayseri'nin, Sivas'ın anıtsal yapılarını, ortaçağ yapılarını hep Erzurum'un şekillendiren hiç şüphesiz Selçuklular. Çok ilginç mezar gelenekleri var. Anadolu'ya kümbet denilen bu çok enteresan mezarları getiriyorlar. Asya'nın içlerinden İslam'la karışmış, İslam öncesi Türk geleneklerini hatırlatan çok ilginç mezarlar bunlar. Mumyalanarak onların içine defnediliyorlar. İnanılmaz bir şey, düşünebiliyor musun? Hem Müslümanlar hem Mumyalılar. Yani dünyadaki birkaç büyük mumya geleneğinden birini bu coğrafyada yaşatıyorlar. Yani bir Müslüman toprağa defnedilir ve hemen toprakla karışması beklenir. Ama Selçuklular pek o kadar beklemiyorlar. Büyüklerini mumyalayıp onların türbelerin altındaki cenazelik ya da mumyalık denen yerlerde kalmasını istiyorlar. En meşhur bütün Selçuklular neredeyse böyle mumyalı. Öte yandan sonrasında bunlar yavaş yavaş defnediliyor. Şimdi sayıları az ama Anadolu mumyacılığı bu anlamda çok ilginç. Medreseler inşa ediliyor. Bir sürü medresemiz var çok etkileyici Selçuklu çağından. Muhteşem camiler yapıyorlar ama açıkçası Selçuklu mimarisinin başyapıtları derseniz Orta Çağ'da neredeyse benzersiz kervansaraylar, benzersiz dev kervansaraylar inşa ediyorlar. Modern dünyanın seküler insanına çok cazip geliyor. Yani ticaret yapıları inşa etmişler. Hani şimdi Orta Çağ'da dev katedraller inşa ediliyor Avrupa'da, düşün. Onlar yapılırken bu coğrafyada tüccarlar için şeyler inşa ediliyor. Bu da enteresandır. Selçuklular bu anlamda bize bambaşka bir şeyler sunuyor. Çinileri çok muhteşem. Kendilerine has bir Çini gelenekleri var. Hiç şüphesiz Asya'dan, İran'dan ve Irak'tan çok şey getiriyorlar. Suriye Selçukluları çok etkiliyor. Birçok Suriyeli sanatçı Anadolu Selçuklu coğrafyasında çalışıyor. Birçok binayı şekillendiren onlar. Ama işin acı tarafı, bazen çok üzülüyorum. Modern çağda Suriyeliler bir kez daha bu coğrafyaya geldiler. Sanki bazı coğrafyamızda Allah'tan azınlık ama bazı insanlar sanki çok uzak insanlarmış gibi türlü söz söylüyorlar. Halbuki biraz evvel de söyledim, bu coğrafyanın kaderi her yerden insanları geliyor. Bugün de Afrika'nın kuzeyinden, işte efendim Asya'nın içlerinden, her yerden bir sürü misafirimiz var. Eğer azıcık iyi bakmayı bilirsek, kim bilir onların içinde de ne İbnül Arabiler ne Mevlana'lar var. İnşallah mültecilerimize iyi davranmayı öğreniriz. Yani olağanüstü bir mirası bize taşıyorlar. Eğer onlardan faydalanmayı başarırsak bize böyle müthiş şeyler hediye edebilir o insanlar. Çünkü bu acılar ve sıkıntılar bazen insan türünün çok olağanüstü şeyler yaratmasına yardımcı oluyor.
Umarım biz de bu insanları çok daha iyi anlar ve onlara sahip çıkarız. Selçukluları anlarsak bugünü anlamaya da bize çok yardımcı olabilir diye düşünüyorum. İnsan heyecanlandığı ve sevdiği şeyi anlatırken şey yapıyor, böyle coşabiliyor. Fakat şunu söyleyeyim, mesela Bizans'ı anlatırken daha dikkatli davranıyorum. Kronolojiye dikkat ediyorum, sayılar, örnekler bilmem ne. Selçuklu'da biraz daha rahat konuşabiliyorum galiba. Hani o şeylere bağlı kalmam gerekmiyor. Ama çok sayıda kaynağımız var modern dönemde. Özellikle çok sayıda çok güzel tezler yapılmış. gök.gov.tr'den herkes indirip bakabilir. Dostlarımıza da onu tavsiye ederim. Üniversitelerimizde tarih, sanat tarihi, arkeoloji bölümlerinde çok güzel Selçuklu tezleri yapıldı. O emekler muhteşem. Tüm dostlara onlara bakmalarını öneririm. Daha detaylı bir Selçuklu öğrenmek için. Yılların bilgisini o kadar güzel sığdırdın ki, o kadar güzel Teşekkür ederim. çalışmaları her zamanki gibi ağzım açık hayran hayran dinledim. Çok teşekkür ediyorum Hayri Fehmi. Nefis bir konuşma oldu. İnşallah başka konuşmalarda gene buluşacağız, gene görüşeceğiz. İnşallah. Çok teşekkürler. Yolun açık olsun her zamanki gibi. Çalışmalarında Teşekkür ederim. başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, bugüne dek kültürel mirası sırtlayanlar söyleşilerimizde Anadolu'nun Ermeni ve Süryani kültürel mirasından örnekler sunduk. Bugün de Selçuklu kültürel mirasını biraz daha iyi tanımaya çalıştık. Adip Anadolu Dinler ve İnançları platformu, somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı araştırma, tanıma ve tanıtma amaçlı çalışmalarına ve söyleşilerine devam edecek.